Çalışana emekliye zam hazırlığı başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan atılacak adımları açıkladı, kimleri, ne bekliyor? Emekli aylıklarını iyileştirmek için detaylı bir çalışma yaptıklarını söyleyen Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret için de, herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz, ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarını iyileştirmek için detaylı bir çalışma yaptıklarını belirtirken, asgari ücret tespit komisyonunun da Aralık başında toplanacağını söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesini sunan Işıkhan, şunları söyledi. Asgari ücrete 595.1 milyarlık vergi desteği. Asgari ücret tespit komisyonunda hem işçi hem de işveren kesiminin oy birliğiyle asgari ücreti net 11.402 liraya çıkardık. Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri vergi dışında bırakıldı. Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlayacak. Bu kapsamda 2024'te 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor, 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Memura ek gösterge. Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 5.3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergeleri yeniden düzenlendi. Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçirilecek. Emekli aylıklarında iyileşme. Kasım'da, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5000 lira ödeme yapılacak. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, yine bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma konusundaki prensip kararımızı, tüm emeklilerimiz için de aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.